Tabii Türkiye karşı ben çok seviniyorum Türkiye karşı oynamayı. Arkadaşlar da orada oynuyor. Çok mutluyum ben şimdi Basra'da Türkiye karşı oynamayı. Tabii soru için annem de konuştu benden hangi takımı tutuyor. Adı annem hangi takımı tutuyor? Tabii sordum anne de sordum ne yapayım oynayayım mı oynamayayım mı? Annem de söyledi oyna gol at. Ben seni tutuyorum başka bir şey tutmuyorum. Portekizli biliyorsunuz iyi oyuncular var Portekizli. Çekler de oyuncular iyi. Türkiye ben tanıyorum. Belki bahsede çok şey seyirciler gerçi Türkiye'den. Ama ben sanıyorum ve Çekler bu grupta en iyi oyuncular. Bu gruptan hangi iki takım çıkar? Evet, Türkiye'nin istiyorsa da tabii güzel olur benim için. Ben de sanıyorum o iki takımları bir grupta çıkacak. Emre var ben. Emre çok çok beğeniyorum. Emre çok iyi bir topçu, futbolcu. Şimdi Fenerbahçe gidiyor ya. Tuncay'ı da çok beğeniyorum. Çok iyi oyuncular ben. Nihat da İspanya'da 15-16 gol attı. İyi oyuncular var. Çok arkada biraz problemleri var Türkiye'de. Defansta. Defansta duydum biraz. Televizyonda seyrettim. O biraz problem var orada. Yani Çek Cumhuriyeti maçına konsantre olmuş durumdayız. Türkiye ile aynı grupta yer aldığımız ve onlarla karşılaşacağımız için mutluyum. Ama bana daha önce neler olduğunu, neler yaşandığını sormayın. Ben geleceğe bakan bir futbolcuyum. Eminim ki Türkiye'ye karşı çok güzel bir futbol ortaya koyacağız ve taraftarlar, futbol severler de güzel, keyifli bir maç izleyecekler. Daha önce yaşananlar artık geride kaldı. Sadece geleceğe konsantre olduk. Türkiye çok iyi bir takım. Kaliteli oyuncuları var ama şu anda Çek Cumhuriyeti maçını düşünüyoruz sadece. Gökhan İnler görüntüde. Yardımcı hakem. Barnetta ve Volkan. Hakan Yakın vuruşu yapan isim. Volkan çıkarıyor. Barnett. Devam edecek. Ortaya çıkarılan top ağlara gidiyor. Murat Yakın'ın da dakika 32 gol Murat Yakın. İsviçreli taraftarlar böyle böyle seviniyorlar. Zemin futbol oynamak için hiç müsait değil. İşte pozisyon. Defansı hiç zorlayamıyoruz ki yüksek giden toplar geri dönüyor. Evet. Ve 45 dakika tamamlandı. İlk yarı skoru ekranlardaki Hakan Yakın'ın attığı golle İsviçre 1, Türkiye 0. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Lubos Michel düdüğünü çalıyor. İkinci yarıya milli takımımız başlıyor. Şimdi orta Tuncay'a doğru kafa Semih ve gol. Attı. Semih atıyor ve gol oluyor. Semih yükseliyor ve durumu 1-1 yapıyor. Büyük sevinç. Sen Yakup maçın başından bu yana susan, azınlıkta olan futbol severlerimiz şimdi ayaktalar. Şimdi durum 1-1. Şimdi başka bir maç var önümüzde. Elinde bir tane santiforum var. Servet. Manyen. Out. Şimdi ne yapmamız lazım Sayın Öründü? Vallahi şimdi dikkatli, kontrollü oynamamız lazım. Çünkü yani öncelikle puan almak önemli bu maçtan. Ona da dikkat etmek lazım. Eren ve Volkan. Semih'in golü. 57. dakikada beraberliği yakaladık. Dakika 69. Tuncay şimdi boşa çıkıyor. Tuncay cezalarında. Tuncay Nihat dokunamıyor. Out. Çok sert verdi. Çok yani o kadar yumuşak ver bomboş kale. Çok güzel bir pozisyon. Yazık oldu buna. Yani. Bu pozisyonları daha yakalayabiliriz. Bravo Volkan. Çok güzel. İnanılmaz. Çok güzel Volkan.
Bu arada Emre Aşık'ın alnı çok kötü açıldı. Eren'le girdiği ikili mücadele ve çok kötü tartışıyorlar. Ceza alanında Arda giriyor. Arda ve gol. Müthiş bir gol. Arda atıyor ve San Jakob Park'ta Türkler seviniyor. Gece kırmızı beyaz, gece Türklerin gecesi oluyor. Bravo Arda, bravo çocuklar. Müthiş bir gol. İlk defa teke tek yakaladı. Ondan sonra da o güzel beklenen çalımını attı. A grubunda Türkiye yürüyor. Türkiye ayakta. Ama önce İsviçre öne geçti. Ardından ve bitiriyor Lubos Michel. Müthiş bir maç. Ve kazanan Türkiye. İkinci yarıdaki değişiklikler, ikinci yarıdaki oyun. Önce Semih, ardından Arda ve milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Milli takımımızın İsviçre ile oynadığı maçtan önce teknik direktör Fatih Terim'i döner kebap gibi gösteren ve tepki çeken İsviçre'nin Blik gazetesi bu kez de kendi milli takımlarıyla ilgili esprili bir haber yaptı. Euro 2008 elenmelerine rağmen yine de mutlu olmaları için 10 neden bulunduğunu belirtti ve bu nedenleri de şöyle sıraladı. 1. Ev sahibiyiz. Birçok ülkeden bizi ziyarete geliyorlar. Ne güzel. İsviçre her zaman tarafsızlığını koruyan bir ülke. Şimdi bunu kanıtlamamız için bir fırsat geçti elimize. Euro 2008'de takımımız olmadığı için tarafsızız. Altındaki Dünya Kupası'nda Ukrayna ile oynadığımız maç penaltılara kalmıştı. Ülke ayaktaydı. Çok heyecanlanmıştık. Şimdi böyle bir olay olmayacağı için rahatız. 5. Hiç değilse şampiyonada yer aldık. İngiltere ise buraya gelemedi. Demek ki futbolda İngiltere'den daha iyiyiz. Türkiye'ye elendiğimiz için kebapları artık daha ucuza yemeyi umuyoruz. Kaybedenlere bir fiyat uygulaması yapılmasını umut ediyoruz.